yargıların hangileri doğrudur? Doğmuş monoalkoldür. Bir tane OH var ve arkadaşlar elbette arkadaşlar ikili bağ içermediği için doymuş oluyor. Tersiyer butil alkol olarak adlandırılabilir. OH'ın bağlı olduğu kadında hiç tane hidrojen yok. 4 karbonlu olduğu için evet. Tersiyer butil alkol özel olarak adlandırılabilir elbette. Metil propil eter yapı izomeridir. Toplam arkadaşlar 4 karbon var burada. Tabii 4 karbonlu nedir? Eterlerle izomer olması lazım. Metil propil de bakın çizersek CH3 O propil C3H7 toplam 4 karbonlu olduğu için ne olacaktır arkadaşlar? Bunun genel formülü, molekül formülü aynı olacak. C4H10O, diğeri de yine C4H10O'dur. Dolayısıyla hepsi doğru. Doğru cevap E'dir. Bileşik ile ilgili aşağıdaki ifadenin hangisi yanlıştır? Karboksilik asitlerle tepkimesinden ester bileşiği elde edilir diyor. Bu bir arkadaşlar nedir? Benzil alkoldür. Alkollere arkadaşlar bir alkol olduğu için elbette ne diyor? Karboksilik asitlerden asit eklersek buna ne olur? Ester artı su çıkacağını bilmemiz lazım. Esterleşme tepkimesinden. Uygun koşullarda bir kademe yükseltgenliğinde benzaldehit'e dönüşür. Evet arkadaşlar. Bunu yükseltmediğimiz zaman yükseltelim. O zaman ne olacaktır? Yani şu yapı olacak. CHO benzaldehit bu işte. Doğrudur. 140 derece sıcakta ve asidik ortamda 2 molünden 1 mol su çekilmesiyle aromatik eter elde edilir diyor. Arkadaşlar alkolün 2 molünden su çekersek bilmemiz lazım ki evet eterler elde edilir. Yani 2 mol alırsak bundan şöyle CH2 OH 140 derecede diyor zaten. O zaman ne olacaktır? Buradan tabii ki bir su çıkacaktır. Onu söyleyelim. Ve birbirine böyle CH2 bakın O sol tarafta tabii burayı CH2 unutmayalım. Buradan şuraya ne olacaktır? CH2 bu yapı ortaya çıkacaktır. Ya tabii ki bu nedir arkadaşlar? Burası benzil oldu. Dibenzil eter elde edilir. Dibenzil eter. O da aromatik eterdir. Doğru söylüyor. Suda çözüldüğünde su molekülleri ve kendi molekülleri hidrojen bağı oluşturur arkadaşlar. Tabii ki OH olduğu için kendi moleküllerinin arasında hidrojen bağı vardır. Ve su molekülleri arasında hidrojen bağı bulunur. Dolayısıyla çok iyi çözüldüğünü bilmemiz gerekiyor. Sulu çözeltisi bazik karakterlidir. Arkadaşlar alkoller evet nötre yakındır. Onu bilmemiz lazım. Bazik karakterli değildir. Yanlış sorulduğu için cevabımız E'dir. Tepkimesinden X bileşiği ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Bakalım arkadaşlar. Burada ikili bağda bulunan bir metil siklo hegzen var. Su ekliyoruz buna. Su eklediğimiz zaman tabii ki alken gibi düşünebiliriz. Alkenlere su eklediğimiz zaman alkollere dönüştüğünü tahmin etmemiz gerekiyor. Ne olacaktır arkadaşlar burada? Çünkü burada 3 bağ var. Tersiyer grubu var. İkili bağ kırılacaktır. OH'ın bağlı olduğu karbon. Burada hiç hidrojen yok bakın. Hidrojen yok. Burada bir tane hidrojen olduğunu görmemiz lazım. Yani HOH ekliyoruz arkadaşlar. Su demek o demek. Hidrojen Markov molekül kuralına göre fazla olduğu tarafa gidecek. O zaman OH size az olduğu tarafa gitmesi gerekiyor. Ve pi bağ kırılacak elbette. Yani buradan çıkan hemen yapalım. Şöyle çizdiğimiz zaman ne olacaktır? Buraya OH eklenecek. CH3 var orada. Diğer tarafta da doymuş bir durum ortaya çıkacaktır arkadaşlar.
tersiyeli alkol olarak sınıflandırılır diyor. OH'ın bağlı olduğu karbonda evet hiçbir hidrojen olmadığı için tersiyeli alkoldür. 1 metil siklohexen olarak adlandırılır. Adlandıralım. Buradan başlayacağız. Evet 1 metil siklohexanol diyebiliriz elbette. 0,1 molünü tam olarak yakabilmek için normal şartlarda 22,4 litre yani 1 mol O2 gerekir diyor. Bakalım arkadaşlar kaç karbon var burada? Toplam 6 biten burada 7. C7 olacaktır. Toplam hidrojen sayısı ise arkadaşlar köşelerde 2 tane var. 2, 4, 6, 8, 10 oluyor burada. Ve 4 de diğer tarafta olduğuna göre 14. C7H14O olacak. Tabii ki bunu oksijenle yaktığımız zaman ne olacaktır? 7 karbondioksit artı 7 su çıkacaktır. Ve bakarsak ne olacak? Hidrojen, oksijenleri sayalım. Sağ tarafta 7'nin 14. 14 var. 14, 7 daha. 21 olur. Tabii ki bir tane burada var. Çıkarız 20. Ne olacaktır? Geri kaldı. 20 olması lazım. 21 olduğuna göre 10 olması gerekiyor oksijenin katsayısı. Bu 0,1 mol ise O2 ne olacaktır? 1 mol olacaktır. Yani demek ki o da doğru. Doğru cevap E'dir. Tepkimelerden oluşan X ve Y bileşiğiyle ilgili yargıların hangileri doğrudur? X bileşiğinin yupak adı 2 kloro 2 metil propandır. Şimdi X bileşiğine bakalım. Markovnikov kuralına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Ne demiş? Bileşiğin hidrojeni ikili bağdaki hidrojene fazla olan kısma gidecek. İşte birinci kısma. Klor ise ikinci bağa bağlanır ve pi bağı kırılır. O zaman yazarsak arkadaşlar bileşiğimiz X bileşiğimizi yazalım. CH3 tabii ki buraya ne geldi artık? Klor geldi arkadaşlar. Hemen yazalım. Diğer tarafta CH3 oldu. X bu arkadaşlar. Yupak adını istiyor. Hemen yapalım. 1, 2, 3. 2 kloro. Ne olacaktır? 2 metil. 3 karbonlu olduğu için propan olacak. Öyle mi diyor? Öyle diyor zaten. 1 doğrudur. Y bileşiği tersiyeli alkoldür diyor. Y'ye bakalım. X'i ne yapmışız? Potasyum hidroksit eklemişiz X'e. Yani şuna hemen ekleyelim potasyum hidroksiti. Eklersek asidik ortamda. Burada ne göreceğiz arkadaşlar? Potasyum klorür çıkacaktır. Eksi potasyum klorür ve OH gelecek. Onun yerine bunu düşünmemiz lazım. O zaman CH3 buraya klor çıkacaktır. Onun yerine OH gelecek. Ve CH3 nedir bunun ismi? Tersiyer butil alkol. Tersiyer alkoldür diyor. Doğru söylüyor. Aynı sıcakta X bileşiğinin sudaki çözünürlüğü X dediğimiz yukarıda yazdık. Alkil halojenür yani. Y bileşiğinden fazladır. Arkadaşlar Y neydi? Alkoldü. X neydi? Alkil halojenür. Tabii ki hidrojen bağı nerede var? Alkollerde var. Hidrojen bağı içerenler, içermeyenlere göre arkadaşlar nedir? Daha fazla çözünür suda. Suda hidrojen bağı olduğundan dolayı. O zaman 3 yanlış olur. Doğru cevap 1 ve 2 B olur. Tabloda verilen alkol bileşiklerinin kullanım alanlarının eşleştirilmesi soruluyor arkadaşlar. Bakalım etanol. Tabii ki dezenfektan olarak kullanılır. Bir C olacak zaten. Glikol arkadaşlar yani antifriz. Diğer ismini antifriz olduğunu bilmemiz gerekiyor. Gliserin de evet gıda maddeleri olarak kullanılıyor. Katkı maddesi olarak tatlandırıcı madde olarak kullanılıyor. O zaman doğru cevabımız 1 C, 2 A, 3, 3 arkadaşlar B olacak cevabımız D'dir. Bileşiyle ilgili yargıların hangileri doğrudur? İki çeşit fonksiyonel grup içerir diyor
Arkadaşlar işte görüyorsunuz OH fonksiyonel grup ve alkin fonksiyonel grup. İki tane fonksiyonel grup içeriyor burada. Yani doğru. Fehling ayracıyla tepki verir. Fehling ayracıyla tepki vermesi için üçlü bağın uçta olması lazım. Ama bakın burada iç alkin olduğunu görüyoruz. Bunun bu yanlış. Bileşikle yapı izomerliği vardır. Yapı izomerliği yani molekül formülleri aynı mıdır diyor. Kaç karbon var burada? 4 karbon arkadaşlar. Hidrojenleri sayalım. 3, 5, 6, CH6 ve oksijenimiz bir tane. Molekül formülü bu. Peki verdiği bileşiğin şunun arkadaşlar molekül formülünü bulalım. 4 karbonu var. Hidrojeni kaç tane var? Köşelerde dikkat edelim. Burada 2 tane hidrojen var. 2. İkili bağ karbonunda bir tane. 4. Bir tane de OH'da var. Evet. C4H ne olmuş oluyor arkadaşlar? Tabii ki burada da bir tane olduğunu düşünmemiz lazım. Unuttuk orayı. Evet. Doğru. 2. 2, 4, 5, 6 oluyor. Evet. H6. Bir tane de oksijen var. Dolayısıyla bakın molekül formüllerinin aynı olduğunu görüyorsunuz. Yapı izomeridir yani. 3 de doğru. Doğru cevap 1 ve 3 C'dir. Kloroda formülleri verilen X ve Y bileşikleri ilgili aşağıdaki yargının hangisi doğrudur diyor. Y, SP2 bileşmesi yapan bir tane karbon atomu içerir diyor. Y'ye bakalım. SP2 olan yok arkadaşlar. Çünkü hepsi doymuş. Tümü de SP3 bileşmesi yaptığını hemen anlamamız lazım. Her ikisinde de eter izomeri vardır diyor. Bakalım. OH 2 karbonlu burada. 2 karbonlu olduğuna göre yani eter izomeri olması için mono alkoller ve eterler birbirinin izomeridir. Ama X arkadaşlar dioldür. Yani baktığımız zaman burada C zaten C2 H ne oluyor? 6 O 2 oluyor. Bunların yani izomer, eter izomerisi olmaz. Monot olmadıkları için kesin yanlış. D'ye bakalım. Y diol. Y arkadaşlar trioldür. 3 tane OH var. Oradan zaten yanlış. Her ikisinde de bütün karbonlar primer karbondur diyor. Bakalım. Birincisinde evet burada primer olduğunu görüyoruz. Ama ikincisinde birincisi primerdir. İkincisi OH'ın bağlı olduğu karbondaki bir tane hidrojen olduğu için sekonder. Sekonderi gördünüz değil mi arkadaşlar? O zaman o da yanlış oldu. Peki Y'ye bakalım. Y dinamit yapımda Y arkadaşlar gliserindir ya da gliserol. Tabii ki nitrogliserin elde edilir. Gliserinden o da bir dinamittir arkadaşlar. İkisi antifriz, etilen glikol, diğer ismi antifriz olarak kullanılır kış aylarında arkadaşlar. Araç motorlarına katılarak donmasını engeller. Dolayısıyla bu da doğru. Doğru cevabımız C seçeneğinde vermiştir. Bir öğrencide X maddesini aldığı 3 farklı örneği aşağıda işlemlerini ayrı ayrı uyguluyor. Buna göre X maddesi aşağıda hangisi olabilir diyor. Bromlu su ilave edilerek örnek bromlu suyun rengini gideriyor. Bromlu suyun rengini gideren ikili ve üçlü bağ olanlardır. Baktığımız zaman hepsinde de ikili ve üçlü bağ var. Yani bundan ayrı edemeyiz. Fehling çözeltisine eklenen örnek kırmızı çökelti oluşturur. Tabii ki amonyaklı bakır nitrat çözeltisi olması için uçta değil, uçta olması lazım, içte olmaması lazım. Üçlü bağ bir kere arkadaşlar bu içtir. Zaten yanlış. Evet, B uçtur olabilir. C'de uç var. Evet, bunlar uçta. Bu içtir, bu da gitti. Evet, buna baktık. Bazik ortamda potasyum permanganat eklenen örnek aldehite dönüşüyor diyor. Arkadaşlar, aldehite dönüşmesi için ne olması gerekiyor tabii ki bunun? Yani bir baktığım zaman alkol olması, hem üçlü bağ hem de alkol içermesi gerekiyor. Evet, C'de bir hem üçlü bağ ve eter içerir. Buradan bir aldehit elde edemem. D'de de arkadaşlar hem ikili bağ hem üçlü bağ var. Buradan da aldehit elde edemeyiz. Ve buradan baktığım zaman bakın OH bağında bu bir alkol grubu vardır.
Alkol grubunu yükselttiğimiz zaman tabii ki burası değişmez ama ne olur? Son uç grup ne olur? CHO olabilir. Bu bir ne gibi arkadaşlar? Aldehit'e dönüşebilir kolaylıkla diyebiliriz burada. O zaman doğru cevabımız B'dir. Doymuş bir alkolle ilgili şu bilgiler veriliyor. 0,1 mol yandığında normal şartlarda 6,72 litre CO2 elde ediliyor. 6,72'yi 22,4'e böldüğümüz zaman 0,3 mol CO2 elde ederiz. Peki 1 molünü yaktığımızda düşünelim. Yani 10 katını aldığımız zaman burada ne olur arkadaşlar? 3 mol CO2 çıktığını görüyoruz. 3 mol CO2 çıkıyorsa o zaman ne anlıyoruz? Karbonun yani molekülde 3 tane karbon olduğunu anlamamız lazım. 3 karbonlu bir bileşikten bahsediyoruz arkadaşlar. Peki 3 karbonlu olanları alacağız. Sadece bunlar bakın D ve B ve D gitmiş olacak burada. Diğerine bakalım. Yükseltgenliğinde dikarboksil asite dönüşmektedir. Dikarboksil asite dönüşmesi için doymuş olması lazım ve 2 tane OH içermesi gerekiyor burada. Peki. Evet, A'da var bu. C'de var. E'de dikarboksil asit oluşamaz. O da gitti. Bir tane OH'ı var. Peki. Yükseltgeninde bir karboksil asit olması için ise OH'ın yan yana yani komşu karbonlarda olmaması gerekiyor. Bunu anlamamız lazım. Çünkü bakın C'yi yükseltgendiğim zaman bir kademe yükseltgendiğim zaman ne olacaktır? Şurası aldehite dönüşecek. Alt tarafta aldehit olacak. Tabii ki onu da yükseltmem lazım bir kademe. Onu da bir kademe yükseltmediğim zaman ise bakın COH CH2 COH olur. Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar dikarboksilli asit meydana gelir. Fakat A'yı yükseltgen dediğim zaman arkadaşlar bu olmaz. Çünkü aldehit olması için evet burada OH'ın bağlı olduğu karbon primer ama ikinci karbona bakalım OH'ın bağlı olduğu karbon bir hidrojen olduğu için sekonder olur. Sekonder alkol grubu var. O yükseltgenirse bir kademe ketona dönüşür. Ketonlarda karboksil asite yükseltgenmez. Dolayısıyla doğru cevabımız C'dir. Kapalı formülü CnH2n artı 2O olan açık zincirli bileşiklerden. X yükseltgenliğinde karboksilik asit oluşturur. Y yükseltgenliğinde keton oluşturur. X ile Y birbirinin fonksiyonel grup izomeri olduğuna göre bu bileşiklerin yarı açık formülleri aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Yükseltgenliğinde karboksilik asit oluşturuyorsa primer alkoldür. Y yükseltgenliğinde keton oluşturuyorsa Y de sekonder alkoldür. Şimdi burada verilen ikisi de primer alkol olduğundan dolayı olmaz. Yine ikisi de primer alkol olmaz. Burada X sekonder alkol, Y ise primer alkol. Ben X'i primer alkol istediğimden dolayı bu da olmaz. D'de X primer alkol, Y ise sekonder alkol. Primer alkol 1 derece yükseltgen ise aldehit, bir daha yükseltgen ise karboksilik asit oluşur. Bu tamam. Sekonder alkol 1 derece yükseltgen ise keton oluşur. Doğru. Yine buraya geldiğinde bu bir primer alkol, bu ise tersiyer alkoldür. Biz tersiyer alkol değil, sekonder alkol istiyoruz. Cevabımız D seçeneği.